Ben biraz daha belki bu konuda tutucu davranıyorum. Özellikle toplumdaki aşılama oranının çok yüksek olması lazım. Birincisi bu. İkincisi de hasta olan, hasta olan diyorum taşıyıcı kişilerin muhakkak yine test sayılarıyla takip edilmesi lazım. Ama eğer toplum aşı programını takip etmezse, umurunda olmaz, aşı olmasam da olur, bak hastalık gözükmüyor diye boş vermişlik üzerine yaşamını kurarsa Eylül ayında maskeleri çıkartamayız biz. Onun için muhakkak ve muhakkak var olan program uygulandığı sürece koronavirüs pandemisiyle ilgili mücadelede başarılı elde ederiz. 50 Ekim'e doğru durumu tekrar değerlendirebiliriz ama hayalimizde bizim de o var. İnsanlar daha rahat yaşasınlar, daha günlük hayatlarına dönebilsinler diye. Ama toplumda muhakkak hem kurallara uyması hem de aşı sırası geldiğinde ivedilik de olması lazım ki bunlar gerçekleşsin. Esas benim en çok takıldığım nokta kapalı mekanlarda nefes alıp vermeye bağlı olarak kapalı mekandaki havada virüs sayısı artar. Eğer enfekte kişiler giriyorsa ki giriyor. Onu yakalayamadığınız enfekte kişiler var çünkü. Bunlar giriyor. Kapalı mekanlarda ne kadar uzun süre kalırsanız o enfekte kişinin o kapalı mekandaki havaya saldığı ya da verdiği virüs miktarı artıyor. Kapalı mekanlarda açılabilir ama muhakkak ve muhakkak kapalı mekanları kullanan kişiler hem kısa süre orada kalmaları hem de mesafeleri dikkat etmeleri lazım. O bildiği kadar havalandırmanın iyi olması lazım. Bu yüzden de kapalı mekanları belki geciktirebilirdik. Ama eğer toplum kapalı mekanlarda kısa süre kalmayı düşünüyorsa, kapalı mekanlarda muhakkak maskelerini takıyorsa riski en aza indirir ama görebildiğim kadarıyla biraz biraz bu konuda ihmalkarız. Özellikle spor salonlarına ben çok takılmış durumdayım. Spor salonlarında o egzersiz yapan kişiler Maskenin getirdiği sıkıntı nedeniyle maskelerini çıkartıyorlar ama egzersiz yaparken nefes alma verme sayısı ve derinliği artıyor. Daha fazla mikrop verme şansımız var. Mesafeler de kontrol edilmezse spor merkezlerinden çok vaka görülebilir. Biz bunu Ocak'ta, Şubat'ta gördük. Açıktı kapı spor merkezleri. Oralardan çok fazla vaka CTP'ye geldiğini ben biliyorum. O yüzden ya bu spor merkezlerine gitmemek lazım ya da tenhallığını sağlayacak mekanizmalara ihtiyacımız var. O zaman kapalı mekan yöneticilerine iki şeyi bekliyorum ben. Bir, kuralları ki bizim toplum salgın yönetimi olarak bu kuralları yazdık. Kuralları çok sıkı sıkı uymaları lazım. İkinci bir şey de muhakkak ve muhakkak gelenleri aşıya da teşvik etmeleri lazım. Eğer aşılı kişiler spor merkezlerine geliyorsa daha güvende olurlar. Zaten şu anda benim sektörüm kapalı, benim dükkanım kapalı, ekonomik olarak sıkıntı çekiyorum diyenler haklılar. Haklılar ama bir yandan da bu sektörün yaşaması için onların da üzerine düşen görev bu sektörden hizmet ya da mal alanların aşı olmalarını teşvik edecek işler yapması lazım. Esnaf ve sanatkarlar işte düğün salonu sahipleri her neyse bunlar sadece benim sektörüm açılsın demesinler. Bize aşı bize gelenler, onlara gelenlere ya da kendi var oldukları çevrelerde aşıyı muhakkak teşvik etmeleri lazım. Yoksa toplumdaki vaka sayısı arttığı zaman ilk yapılan şey kapalı mekanlardaki aktiviteleri durdurmak oluyor. O zaman da ilgili sektör temsilcileri zarar görüyor. Bu yüzden sektör sadece biz açılalım demesin. Lütfen herkes de aşı olsun diye bu konuda aşı çalışmalarına destek versinler. Bulundukları yerde aşı olmadan girerseniz riskiniz var gibi yazılar yazabilirler, çevrelerinin aşı olmalarını söyleyebilirler. Salonlarına ya da kapalı mekanlarına lütfen aşı olun gibi laflarız da aşıya teşvik olmaları lazım.